Bir başka kriz bölgesiyle ilgili haberimiz var sırada. Konu Suriye. Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin 18.'si Kazakistan'da yapılıyor. Yarın tamamlanması beklenen görüşmelerin ana gündemini Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü oluşturuyor. Diğer gündem maddelerine ilişkin ayrıntılar için hemen dönüyoruz Kazakistan'a. Caner Salıbay var. Caner, ana gündemi söyledim. Diğerlerini de senden dinleyelim. Teşekkürler Serpil Dizeler. Kazakistan başkenti Nur Sultan 18. Suriye konulu Astana görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Bugün görüşmelerin ilk günü. Yerel saatle sabah saatlerinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Sizin de dediğiniz gibi 18. kez sürdürülmekte olan Suriye konulu Astana görüşmelerin ana gündemi Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü oldu. Görüşmelerde Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetlerin yanı sıra Suriye rejimi ve askeri muhalefet de heyetleri de bir araya geliyor. Söz konusu görüşmelerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev temsil ediyor. Lavrentiev sabah saatlerinde görüşme öncesi bir açıklama yaptı ve basına Suriye'deki durumun zor olduğunu belirterek ortak çabalarla söz konusu krize çözüm bulmak amacıyla Astana'da 18. kez toplanmakta olduklarını açıkladı. Aynı zamanda görüşmelerde İran'dan Dışişleri Bakanı Siyasi İşleri Danışmanı Ali Asgar Hacı Başkanlığındaki heyet katılıyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ise siyasi konulardan sorumlu görevlisi Robert Dunn temsil ediyor. Daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Irak, Ürdün ve Lübnan'dan bu kez sadece Ürdün katılıyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği ve Uluslararası Kızıl Haç temsilcileri de görüşmelere katılıyor. Görüşmede taraflar Suriye'deki çözüme krize çözüm bulmak amacıyla Suriyeli mültecilerin dönüş için koşulların sağlanmasının yanı sıra Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durumu iyileştirme konularında masaya yatırıyor. Aynı zamanda Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması konuları da söz konusu görüşmelerde taraflar tarafından masaya yatırılıyor. Bugün başlayan Suriye konulu Astana görüşmeleri yarın sona erecek ve görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek ve bildiri yayımlanacak. Kazakistan başkenti Astana, Kazakistan başkenti Nur Sultan 2017 yılından itibaren söz konusu görüşmelere ev sahipliği yapıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'a teşekkür ediyoruz. Kazakistan'da Suriye krizine çözüm arayışının 18. toplantının detaylarını aktardı bize.